insanların yeni fenomeni, sandık kokusu yine milyonları ekran başına kilitledi. Çok özledim. Ay, çok özledim kanka. Ne haber kanka? İyi de sen. Ne? Hangi yüzle geliyorsun buraya? Hangi yüzle geliyorsun? Karsu'yla Reha arasındaki boşanma krizi tüm hızıyla devam ederken... Benden zırnık alama zırnık! Ne biçim konuşuyorsun sen, saçmalama! Karsu'nun kızı Tılsım annesini değil babasını seçti. Ben babamla kalmak istiyorum. Karsu kızı Tılsım'ı kaybetmeyi göze alacak mı? Git buradan ya, git! Sandık kokusu yeni yıl arasına girmeden önce Karsu Atilla'yı evlerinin dolabında yakalamıştı. Son bölüm bu sahneyle başladı. Ben hırsız bağırışmalarını duydum. Bahçedeydim de panikledim ve ne yapacağımı da bilemedim. Yedim. Buraya nasıl geldin? Ya ben hırsızdan çok korkuyorum. Gittiyse ben çıkabilir miyim buradan? Parasız kalan Karsu, varını yoğunu satsa da çocukları için iş bulmak zorundaydı. Yardımcınız ayrılmıştı değil mi? Ya evet, birdenbire bıraktı. Böylece kala kaldı. Peki beni işe almak ister misiniz? Burada mı çalışmak istiyorsunuz? Şimdi sizin birine ihtiyacınız var, benim de işe ihtiyacım var. Bence benden memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Eğer memnun kalmazsanız işe almazsınız. Evim de çok yakın, ne dersiniz? Yani... İyi bir deneyelim öyleyse. Ama fazla para veremem anlaşırsak. Hiç sorun değil. Bence benden memnun kalacaksınız emin olun. Karsu'yu aldatan eşi Reha kaleyi içten fethetmeye karar aldı. Ve Karsu'nun annesi Filiz'in borçlarını ödedi. Hastaneyi mi ödedin? Anne ben sizi mağdur eder miyim Allah aşkına ya? Reha. Ay yok ama ben kabul edemem bunu. Karsu canımı okur yok. Ya anne Allah aşkına bilmezse hiçbir şey okuyamaz Karsu. Sırrımız olsun diyorsun. Ya. Hayır. Reha bak. Kızımla aram yeni düzeldi benim. Senin ipinle de kuyuya inilmez. Ben yapamam bunu açık söyleyeyim. Ya anne Allah aşkına ben kötü bir insan değilim ya. Vallahi değilim yani ben sizi mağdur eder miyim hiç? Şimdi bu kadar derdin içerisinde bu borçla uğraşacaksınız. Ödedim bitti gitti işte ya. İtibar niye o zaman çocukların okul parasını ödemedin? Anne ben karım burada bir düzen kursun istemiyorum. Benimle beraber evine dönsün istiyorum. Ha sürünsün diyorsun yani. Olur mu öyle şey Filiz anne aşk olsun ben süründürünecek olsam bunu niye ödeyeyim? Hastaneye niye ödeyeyim? Vallahi benim kafam karıştı. Ne dediğini anlamıyorum ben senin Reha. Ne istiyorsun sen? Karım evine dönsün, çocukların mağdur olmasın. Sen de rahat et istiyorum Filiz anne ya. Ben de boşanmanızı, yuvanızın yıkılmasını istemiyorum. Ama senin yaptıkların da yenir yutulur şeyler değil Reha. Ya ben yaptığım şeyi biliyorum. Ben bir yanlış yaptım ama bir daha böyle bir şey... Bak sana yemin ediyorum asla ve kata olmayacak. Yemin ediyorum sana. Tabii, tavuk sözü. Nasıl? İşte erkeklerin sözü tavuk sözüne benzer. Yani tavuk istediği kadar bir daha yumurtlamayacağım desin, sabahına yine yumurtlar, o misal. Ya Filiz anne ben karımı çok seviyorum. Ben karımı geri kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım, her şeyi. Tamam anne tamam, ben buradan çıkınca bir uğrayayım yanına. Anne Allah aşkına ama sen bana destek olacaksın, yanımda olacaksın değil mi? Ne olursun, ne olursun. Tamam, tamam olacağım ama sen de sakin ol. Bak kaçıncı söyleyişim. Tamam. Anladın mı? Tamam anladım. Hadi, inşallah, inşallah. Karsu'yu girdiği işte ziyaret eden Reha, dükkanda Atilla'yı görünce yine gerçek yüzünü gösterdi. Reha? Karsu? Ben gideyim. Bir zahmet ya. Niye sürekli bu burada ha? Sana mı saçmalıyorsun? Ya gelir gelmez ne saçmalıyorsun sen? Ya bak Karsu, sana yemin ediyorum var ya, onu yakala. Evire çevire döverim. Zaten salak seperek bir şey, sana saç olmasın. Reha, şu eşkıyalığını bir bırak. Ne istiyorsun? Neden geldin? Söyle. Ya ne demek ne istiyorsun ya? Allah Allah. Karımı görmeye geldim. Bir hayırlı olsun diyeyim dedim. Sen evinin kraliçesi olman gerekirken sen benim karşımda tezgahtar mı olacaksın ya? Allah aşkına bunu mu istiyorsun sen? Evimin kraliçesi mi? Evet. Hor görülen, aldatılan, aptal yerine konulan bir kraliçeden bahsediyorsun sen? Ben hiçbir zaman kraliçe olmak istemedim, olmadım da. Ben sadece kendimi insan gibi hissetmek istedim. Sen onu bile beceremedin. Ya Karsu sen niye böyle konuşuyorsun ya? Duyan da diyecek ki her gün bir ton dayak yiyorsun. Sen kendini böyle mi teselli ediyorsun? Ben dayak yemediğim için şükretmeli miyim yani, öyle mi? Bence sen gitsen iyi olacak Reha. Bu gözlüklü mü seni gaza getiriyor yoksa Deniz'in baba dediği o kaptan bozuntusu mu gaza getiriyor seni? Sen niye sürekli beni birileriyle birleştirmeye çalışıyorsun Reha?
Sanki sen çok mükemmel bir eşsin de benim gitme nedenim ancak başka bir erkek yüzünden olabilirdi, öyle mi? Ya öyle değil tabii ki de. Ben niye öyle bir şey diyeyim ya? Allah Allah, ben senden şüphe etmem. Hayatta da etmedim ama bak. Aması maması sana kalsın Reha. Bence burada bırakalım konuşmayı, susalım. Sen de git çünkü belli ki ciddi bir tartışmaya gireceğiz yine. Öyle mi? Öyle. İyi. Allah'ını seversen yalnızca senden tek isteğim şu söylediklerimi bir düşün. Bir şu yaşamak istediğin hayata bak, bir de şu elinin tersiyle ittiğin hayata bak. Oldu, bakarım. Hoşça kal. Atilla, Karsu'ya gizli bir jest yaparak çocuklarının Adana'da kalan sandıklarını getirtti ama bu jestin üzerine Reha kondu. Sandıklarım. Sandıklarımız. Bizim sandıklarımız mı? Evet. Seninle de burada mı? Reha gönderdi bunları. Annesi anlattı onu, o da gönderdi. Babam mı yani bize göndermiş? Büyük ihtimalle. Sandıkları sen mi yolladın? Ne sandığı? Çocukların sandıkları kapının önündeydi de sabah. Ha, ben yolladım, ben yolladım. Nasıl, sevindin mi? Çok sevindim. Benim için çok önemli onlar. Teşekkür ederim. Annen ben yollayamam deyince. Aşk olsun, sen anneme ne bakıyorsun ya? Biz seni üzer miyiz hiç? Teşekkür ederim. Bunu unutmayacağım. Ya Karsu, madem unutmayacağım diyorsun, Allah aşkına bugün öğlen benimle bir yemek yer misin? Ne olursun ya. İş yerinden bir saat izin al. Kırma beni ha. Olmaz mı? Tamam, olur. Yiyelim. Reha ve Karsu'nun yemeğinde Reha barışmayı umarken boşanma şokuyla karşılaştı. Ya ne olur her şeye baştan başlayalım. Geçmişe bir sünger çekelim. Ha? Evimize dönelim. Sen yine ye, iç, gez, toz, alışveriş yap, arkadaşlarınla görüş. Beraber ailecek yurt dışına tatile çıkalım ha? Yurt dışına. Kızgınsın, haklısın, anlıyorum. Ama Karsu, sen bensiz yapamazsın ya. Sen de bunu anla. Neden ben sensiz yapamıyormuşum? Ya Karsu, sen rahata alıştın. Bir elin yağda, bir elin baldaydı bunca zamandır. Ondan. O ne? Bugün avukata gittim. Ne? Çocukların velayeti dışında başka hiçbir şey istemiyorum. Çocukların okul masrafı, çocukların bakım masrafı. Oo Karsu Hanım, avukatın masrafını da bana itelemişsin. Sana helal olsun ya. Sen daha benden ne isteyeceksin? Sen benim canımı istemişsin zaten. Daha ne isteyeceğim benden? Reha, ben gerçekten senin nasıl böyle bir anda değişebildiğini hala daha anlayamıyorum. Nasıl ya bir anda değişebiliyorum acaba? Gel seninle anlaşmalı olarak iki medeni insan gibi boşanalım. Bizim üç tane evladımız var. Yapma şunu. Al bunu. Ben bunu imzalamıyorum. O avukat denen de söyle. Benden zırnık alamaz, zırnık. Ne biçim konuşuyorsun sen? Saçmalama. Herkes bize bakıyor. Bakmasın, dinlemesin. İstediğim gibi konuşurum ben. Boşanmıyorum Karsu Hanım, tamam mı? Sıkıyorsa boşan da görelim bakalım. Ayrıca Karsu, sana kim bu akılları veriyorsa, seni kim gaza getiriyorsa onlara da çok güvenme. Pişman olursun. Şu hesabı alabilir miyim birader? Karsu'dan boşanmanın intikamını almak için kızı tılsımı safına çeken Reha amacına ulaştı. Güzel kızım, şimdi ben bir süre işlerimi buradan idare edeceğim. Neden? Çünkü ben sizden ayrı kalamıyorum, tamam mı? Özellikle senden. Çünkü sen benim ilk göz ağrımsın. Peki en çok beni seviyorsun? Şşş, sus sus, evet. Bak sen bu odada halanla beraber kalırsın, tamam mı? Kafana göre de istediğin şekilde sokarsın bu odayı. Halan bir şey demez, merak etme. Ben burada mı kalacağım yani? Ya, eğer istiyorsan evet. Ama annem izin vermez. Kızım niye annen izin vermeze girdin hemen? Bu annense ben de babanım. Ayrıca evin reisi babadır. Baba ne derse o olur. Allah Allah. Siz yeter ki gidip annenize, biz babamızla kalacağız kardeşim diyeceksiniz. Bitti gitti. Yani öyle deyince oluyor mu? Oluyor oluyor. Hem de çok güzel oluyor. Bu arada seni o okuldan da alacağım, tamam mı? Bir süre beraber takılırız biz, halan sen ben. Sonra hop Adana'ya hep beraber. Peki annem? O da gelecek mi? Annem de gelecek. Kardeşlerim de gelecek. Hep beraber döneceğiz. Siz yeter ki biz babamızla kalmak istiyoruz diye. Bitti gitti. Deniz demezsin. Kızım o da der. Zamanla o da alışır, o da gelir. Hadi Tılsım, eşyalarını topla, eve gidiyoruz. Ya anne bak, ben daha yemek yemedim ve babamla yemek istiyorum. Tamam, evde yemek var. Eve gidince yersin, tamam mı? Hadi. Makarna mı var evde? Seninle sonra konuşacağız. Sen neden Tılsım'ı benden habersiz okuldan alıyorsun? Sen bana ne anlatıyorsun ya? Ha? Hayırdır? O benim de kızım. Biz hala karı kocayız. Kocanım ben senin. Biz boşanmadık. İstediğimi yaparım. Benden habersiz yapamazsın bunu. İstediğimi yaparım.
Hadi Tılsım, lütfen. Anne, ben gelmek istemiyorum seninle. Bana bir daha söyletme kızım. Lütfen topla eşyalarını, hadi eve gidelim. Ya sen kızı duymuyor musun? Gelmeyeceğim diyor sana. Baba. Tılsım, söyle annene, kimle kalmak istiyorsun kızım? Yapma Reha. Kızım, kimle kalmak istiyorsan söyle. Reha. Ben babamla kalmak istiyorum. Kızından kolay vazgeçmeyen Karsu, Tılsım'ı babasıyla birlikte gezerken takip etti. Karsu, kızını babasının yasak aşkı Hande'ye sarılırken görünce çileden çıktı. Çok özledim kanka. Ne haber kanka? İyi de sen. Ne? Hangi yüzle geliyorsun be? Karsu! Hangi yüzle geliyorsun sen? Karsu! 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 Ne işi var senin? Karsu, ne yapıyorsun? Ne işi var o kadının? Karsu, kendine Karsu, sakin ol Allah. Ne yapıyor o kadın? Karsu, manyadın mı sen? O kadının benim çocuğumun yanında ne işi var? Aman sen bunu bana nasıl yapabilirsin ya? Karsu, bir şey yapmadım, bir sakin ol. Dokunma bana. Babasının ne yaptığını bilmeyen Tılsım, Hande'yi ablası olarak görüyordu. Bu yüzden annesi Karsu'nun yaptıklarına anlam veremiyordu. Yürüyerek gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ama Karsu! Anne, yabani değil ki anne abla. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Tılsım. Konuşma. Karsu, Tılsım'a yazık yapma. Sen benim çocuğumun adını ağzına alamazsın, anladın mı beni? Dokunma bana! Tamam, kendine gel. Sakin ol. Çocuğu korkutuyorsun diyorum sana. Anlamıyor musun sen? Sandık Kokusu'nun son bölümü Tılsım'ın annesi Karsu'ya yaşattığı büyük şokla son buldu. Git buradan ya, git! Her seferinde beni rezil ediyorsun. Ben senden artık bıktım. Babamı kızdırmak için yapıyorsun, yapma. Ben seni artık istemiyorum. Tatile gittik, teknenin anladın. Denizi buldum, ben seni istemiyorum. Anla bunu artık, anla! Seninle sonra hesaplaşacağız.